güç alması. Evet genel başkanım, yani bu fındığın besinlerin Anadolu'ya gitmesini sağlayan bu dip temizliği çok önemlidir. Belli dönemlerde yapılır. Fındık dalla, yani kısacası fındık emek yoğun bir ürün. Evet. Efendim biz fındığın sıkıntılarını anlatmaktan gerçekten yorulduk. Fındığı ülkenin çok vaktimiz yok ama tarihe bir not düşelim. Yani muhtemel ülkeyi yönetecek olan sizlersiniz. Fındık üreticisi gerçekten yıllardan beri ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani biz dünya piyasasında %70-80 aralığında bir hakimiyetimiz var iken matematiksel olarak dünya piyasasında 120 milyar doların üzerinde bir oluşan değerin olmazsa olmazını ürettiğimiz halde maalesef bizim yıllık ihracatımız ülke olarak 2 milyar doları geçmiyor. Yani bunu herhangi bir iktisadi ve ticari mantıkla açıklamanın imkan ve ihtimali yok efendim. Yani burada açıktan biz bir vurgun ve soygunun yaşandığını iddia ediyoruz. Evet. Sadece iddia etmiyoruz, bunu rakamlarla da tarihsel olarak bunun yıl ve yıl notunu tutuyoruz. Evet. Daha 2019'da dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli buradaki yaptığı çalıştayda 2 milyar doların en az 4-5 milyar dolar olarak olması gerektiğini, fındığın patronunun bu ülke olduğunu anlattığı halde maalesef bizim fındıktan yıllık olarak gelirimiz 2 milyar doları aşmadı. Biz üreticiler olarak normalde olması gerekiyor. Tabii 4-4,5 milyar tabii, dolar. Bakın bu ciddi para. 2 milyar doların altında. Sayın bir başkanım, evet. Bakınız. Olay ortada. Yani ordu olarak bakar isek biz Türkiye üretiminin %30'uyuz. Bu da 180 ile 210-220 bin ton fındık eder. Bu da 200 milyon kilogram yapar. Bakınız, fındık üzerindeki oynanan oyunlar tam da bu.